Hoş geldiniz Haşmet Bey. Hoş bulduk. Buyurun ayakta kalmayın. Buyurun şöyle. Size ne ikram edeyim? Acı bir kahve çok makbule geçer. Gel kızım. Şu hale bak. Mahvettiler arabamı. Çoluk çocukla iş yaparsan olacağı bu. Emekliliğimde bir müze yapacağım. Mafya müzesi. Bunu da girişine koyacağım. Herkes görsün neler çektiğimizi. Z kuşağı görsün. Hayat öyle bilgisayar oyunu değil. Cabir belasından kurtulmaya çalışıyoruz. Siz bizi iyice belanın içine çekiyorsunuz. Ya o adamın kardeşini niye vurdunuz? Mithat amca, biz değil. Ali Rıza vurdu. Mani olsaydın. Haşmet nasıl kurtuldu üzerindeki bombadan? Ali Rıza, takastan önce para çantasının içerisine sinyal kesici koymuş. Ali Rıza hem Haşmet abi hem sizi kurtardı yani. Mithat amca, kimsenin kimseyi kurtardığı yok. Herkes kendi canını kurtardı. Çatıştım ben, çatıştım. Arabam kevgire döndü. Sakin olun beyler, tamam. Durum gittikçe daha ciddi bir hal almaya başladı. Şu saatten sonra artık savaşmaktan başka çaremiz yok. Onlar hamle yapmadan bizim hamle yapmamız gerek baba. Rıfkı. Cabir'le ilgili ne öğrenebiliyorsan öğren. Öğreneceğimiz her bilgi işimize yarayacak. Anlaşılan adamı indirememişsiniz. Tutukluluğumuz ömür boyu mahkumiyete dönüşecek sayenizde. Ölmediğimiz sürece her zaman bir şans vardır sevgilim. Mithat doğru söylüyor Melek Hanım. Maalesef bu meseleyi çözene kadar hepimiz hayatlarımızı bir süre kısıtlayacağız. Hepsi bu. Bilseydim rahmetli babamın tesbihini de yanımda getirirdim. Ama bu sahnede zaman kolay geçmez. Çekerken sabır da çekerdim. Melek, şimdi bu lafların sırası değil. Neler yaşadığımızı görmüyor musun Allah aşkına? Korkaklığınıza kılıf arayıp durmayın. Beceremiyorsunuz zaten. Ben en iyisi ne yapayım biliyor musunuz? İncik boncuk getireyim buraya. Çakmağınıza, cüzdanınıza incik boncuktan kılıf yaparsınız. Sen ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum baba. Neye gülüyorsun sen? Bilmiyorum baba. Emine, koskoca Haşmet Bey evimize teşrif etmiş. Bir kuru kahveyle mi ağırlayacağız? Bir şey ikram edelim. Anne. Yok, çok teşekkürler. Kahve kafi. Ali Rıza, daha fazla vakit kaybetmeyelim. Anne, burada güvenliğimiz risk altında. Gitmemiz lazım. Oğlum nereye gideceğiz? O ne demek Ali Rıza, nasıl kendi evimize güvendi değil miyiz? Her şeyi anlatacağım abla ama çıkmamız lazım. Tehlikeyi atlatana kadar ben sizi misafir etmek isterim. Hepimizin güvenliği için bu daha doğru olur. Bir dakika, yani o kadar da uzun boylu değil. Tamam, evimize geldiniz. Misafire yüz çevirmedik, ağırladık ama hiçbir yere gitmiyorum ben. Ne olacaksa olsun umurumda değil.
Kim nereye gidiyorsa gitsin. Emine babam haklı. Bir arada olursak bu süreci daha rahat atlatırız. Sen hayatımıza girdiğinden beri acıdan başka bir şey yaşamadık biz. Emine. Yavrum, Haşmet Bey bizim iyiliğimiz için söylüyor. Onların iyiliğini milini istemiyorum. Kendilerinin olsun iyilikleri. Biz kalkalım. İzniniz Ali. Öfkesini anlıyorum ama burada kalmanız çok tehlikeli. Bize gelmek istemiyorsa güvenli başka bir yer bulalım baba. Tabii. Gerek yok. Ben halledeceğim. Getireceğim onları. Abla ben konuştum abimle. Durum hakikaten ciddi. Bir de işleri zorlaştırmış. Haşmet Gürkan bile çok tedirgin olmuş. Ya bakma. Sanki ben çok meraklıyım onların evinde kalmaya. Tamam canım, siz gidin yani. Ben burada kalırım. Kızım, inat edilecek zaman değil. Ben ister miyim düzenimi bozup bilmediğim eve gidip sığınmayı? Alırsa, bu kadın hayatımıza girdi. Niyanımızı toprağa verdik. Daha acısı yüreğimizde soğumadı. Hala bu kadının peşinden sürükleniyoruz. Ailemizi bir felaketten başka bir felakete sürüklüyorsan farkında değil misin? Senin de söylediğin gibi abla. Ben bir kız kardeşimi kendi ellerimle toprağa verdim. Diğerine bir şey olmasına müsaade etmem. Tamam. Size çok müsamaha gösterdim. Ben gideceğiz diyorsam gideceğiz. Gerekirse zorla götüreceğim. Hadi Rıza. Ben ne diyorsam o olacak. Tamam. Feritlere söyle araç ayarlasınlar. Tamam abi. Hadi kalk. Hadi. Bir tanesini çıkardık, kaldı bir tane. Nabzı atmıyor. Hastayı kaybediyoruz. Hemşire alalım. Bir adrenalin. Çabuk, çabuk. Hadi. Nabız yok. 250. Bir ampul daha getir. Bir ampul daha getir. Çabuk. Hala nabız yok. 300. Devam. Hala nabız yok. Bir kere daha. Bırak. Bırak artık hastayı. Eks oldu. Ne bırakması? Bu eks olursa biz de eks oluruz. Devam. Hastayı kaybettim.